İlan edemezken gönül halimi, esrarlı bakışın beni anlattı. Laleylerdi derinliğin halimi, engine çıkışın beni anlattı. Aşk telinden nameleri sesleyip, sükût ile ifadeyi süsleyip, duyguları gözyaşlarıyla besleyip, sel gibi akışın beni anlattı. Can evime hapsol diyen o çağrı, titretti adeta felç olan bağrı. Maziye gerilip atiye doğru, içini döküşün beni anlattı. Vakit daraldıkça açıldı perde, ayrılık korkusu başladı serde. Zamanın en keskin olduğu yerde, boynunu büküşün beni anlattı. Kaderin zuhuru ne geç ne erken, ayrılık korkusu başladı beni bulurken. Talihin yüküne talip olurken, dağılıp çöküşün beni anlattı. İradem susunca sevda yer etti, sevdayı beyana gönlüm ar etti. Bir anda başlayıp bir anda bitti, gönlümden çıkışın beni anlattı. Gönlümden çıkışın beni anlattı, beni. Hakan Demir'le Gönülden Düşenler programı Aslan Kaya'yla ve Serpil Er Delikanlı'yla birlikte devam ediyor. Aslan abi. Şimdi Aslan abi diyorum, hemen Aslan abi elini alıyor, bağlamayı, mikrofonu çeviriyor. Bir parça daha o zaman olacak. Aslan abi, şimdi bir türkü daha alacağız. Bakayım hangisiymiş. Devletini Satanları. Evet. Şimdi bu güzel. Ya müthiş bir albüm. Aşk eserleri var, hasret eserleri, gurbet türküleri. Bir de böyle devlet mesaj türkü veren vatan millet türküleri de, evet, var. Bunu özellikle güzel dinleyelim. İşte devletini satanları diyor Aslan Kaya. Devletini satanları, helal haram katanları. İnsanları yakanları, Ali kılıcından geçsin. İnsanları yakanları, Ali kılıcından geçsin. Bayrağını sevmeyenler, Atatürk'ü bilmeyenler. Muhammed'i sevmeyenler, Ali kılıcından geçsin. Muhammed'i sevmeyenler, Ali kılıcından geçsin. Yetim hakkı yiyenlere, bu helaldir diyenlere. Sözüm kendin bilmezlere, Ali kılıcından geçsin. Sözüm kendin bilmezlere, Ali kılıcından geçsin.
sözüm kendin bilmezlere. Ali kılıcından geçsin. Ali Allah'ın arslanı, sevmez yalan dolanı. Ülkemde talan yapanı, Ali kılıcından geçsin. Ülkemde talan yapanı, Ali kılıcından geçsin. Ali kılıcından geçsin. Ağzınıza sağlık. Amin. Amin değil mi? Amin. Duanın sonunda amin. Bunun üstüne dua, hemen, dua niyetiyle olmuş. Bunun üstüne hemen bahsedelim. Bugün Manisa'nın kurtuluşu. Evet. Buradan 8 Eylül Manisa'nın kurtuluşunu da tebrik edelim. Kutlayalım. Tüm vatan için ölenen, can veren, şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyelim. Allah razı olsun diyelim. Yarın da İzmir'in kurtuluşu. Evet. Böyle evet, böyle gidiyoruz. Yani. Böyle kurtuluş bir savaşıyla yani. Mustafa Kemal Atatürk'e evet, de saygılarımızı. Başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de hem Allah'tan rahmet dileyelim, hem Allah bin kere razı olsun diyelim. Evet. Ki bizi esaretten kurtarmış. Tam bırakmış. Şimdi mesajlar çok sayıda geliyor. Gene onları alacağız ama Serpil Hanım, hadi bir şiir alalım. Hangisi olsun? Ben de bir babama yazılmış bir şiir. Bilerek biraz önce okutmadım. Aslan abi insanları üzdü, sen üzme diye, ama illa okuyacaksın. Hadi üzül o zaman biraz. Bir fon bizi rica edelim. Yedi yıl oldu yağmur ardından uğurlanışın. Güz mevsimiydi, sarı yapraklar, yağmur damlaları. Bugün hatıra defterimi buldum. 30 yıl öncesine dayanıyor. Sayfaları kurcalarken bana yazdığın iki satır ilişti gözüme. Yol verin dağlar geçeyim, kızım benim her şeyim. Düğüm düğüm oldu dilimde, yüreğimde sözler. Konuşamadım, gözümden damlalar aktı. Albüme bakarken aklıma geldi. Neyi özledim biliyor musun? Bana huzur veren yeşil gözlerini, bıyığını, içten gülen yüzünü, en çok da kızdığında çattığın kaşını. Keşke, keşke yine bana kızsa dedim. Neyi özledim biliyor musun? Hadi git yat demeni, üstünü örtmeni geceleri, çayı koydum demeni sabahları. Neyi özledim biliyor musun? Babalar gününde sana hediye seçmeyi, en güzel paket için uğraştığım zamanı. Bugün babalar günü, hediye aramadım. O vakit bana kaldı. Bu babalar gününde en çok, en çok neyi özledim biliyor musun? Beni ben yapan seni özledim. Beni ben yapan seni özledim. Yüreğine sağlık. Çok güzel. Ağzına gönlüne sağlık. Allah rahmet eylesin diye. Aslan abi, şimdi şöyle baktım. Ne var biliyor musun sırada? Ya delikanlı doğru insan. Allah. Hakan'ım... Delikanlı doğru insan olanlarla benim işim. Benim sabır, şükür. Sabır şükür nedir? Bilenlerle benim işim. Evet. Bir Hakan Demir şiiri, Aslan Kaya yorumu. Yorumu ve bestesi, albümün güzel eserlerinden biri. Müthiş, evet, müthiş müzik. Aslan abi tebrik ederim. Sağ olasın. Yani. Senin de yüreğine şiirimize sağ. Şiirimize renk katmışsın. Sağ olasın. Hak ettim. Dinleyelim. Evet.
Delikanlı doğru insan olanlarla benim işim. Sabır, şükür, vefa nedir? Bilenlerle benim işim. Benim işim, benim işim. Bilenlerle benim işim. Sabır, şükür, vefa nedir? Bilenlerle benim işim. Bahtımızın rengi kara, gönül bazen düşer dara. Sine sine dertli yara, alanlarla benim işim. Benim işim, benim işim, alanlarla benim işim. Sine sine dertli yara, alanlarla benim işim. Solanla değil, yanlışla yalanla değil. Korkup da kaçanla değil, kalanlarla benim işim. Benim işim, benim işim, kalanlarla benim işim. Korkup da kaçanla değil, kalanlarla benim işim. Yalan hakan için, kalem bitmez yazan için. Allah kitap vatan için, ölenlerle benim işim. Benim işim, benim işim, ölenlerle benim işim. Allah kitap vatan için, ölenlerle benim işim. Ölenlerle benim işim. Bravo. Elinize, sana, yüreğine, gönlüne sağlık. Çok güzel yazmış. Çok güzel. Çok güzel. Tabii sen görmedin o sırada Serpil Hanım da türküyü. Vokal yaptım. Öyle vokal yaptı. Aynı şekilde söyledi yani. Helal olsun. Bir dahaki albümde vokal olarak boşu boşuna para verip de sanatçı aramaya gerek yok Aslan abi. Ev başım üstüne Serpil, eyvallah. Klipte de biz oynuyoruz. Doğru, işte böyle götürürüz. Aynen. Ne güzel. Oh, ne güzel. Şimdi mesajlar var. Okuyacağım mesajları son bölüme doğru. Serpil Hanım, gerçekten güzel bir şiiriniz vardı değil mi? Onu alalım. Akide şekerim. Onu mu istiyorsun? Tabii kitabın ismi artık son bölüme de doğru hızla gidiyoruz. Alamayız bir de akide şekerini, sonra ayıp olur. Kitabın ismi ya. Nasıl bir şekermiş bu? Yani akide şekeri değil mi? Evet, bakalım, güzel bir şiir. Akide şekeri güzel bir şeker gerçekten de. Değil mi? Aslan abi biliyorsun. Mentollü güzel galibi. Daha çok Aslan abi lokumları seviyor. Evet. Lokum. Ama akide şekerin ayrı bir güzelliği. Ayrı bir özelliği. Bir de bizim kültürümüzden gelen değil bir mi? Şey. Eskiden çok eskiye dayalı. Tabii eski şeker yani. Şimdi çayla içiyor bizimkinler falan akide şekerini. Çay içerken kullanıyorlar yani, şeker yerine. Kıtlama misali diyorsun. Kıtlama tabii. Bir fon müziği içelim. Ne vakit bu tadı alsam, uzakları anımsarım. Fotoğraflar arasından seçtiklerim, ilk aklıma gelensin. Mandallardan yaptığımız sallanan sandalye, yarını hiç kafaya takmadan mutluluğu salladığımız zamanlar. Hesapsız kurulan oyunlar, kazanma hırsının oyun oynamaktan üstün olmadığı vakitler, işte çocukluğumuz. Bir bayram sabahı, açılan kapılar, gözümün aranışı, evdeki telaş, başucumdaki mutluluğum, birleştiren bayramlaşmalar, yıllara direnen cam şeker, akide şekerim, badem tadım. Ne zaman bir akide şekeri görsem, aklım oyun oynar, dönerim o vakitlere. O günlerden geri
Bir sen aklımda kaldın, bir de akide şekeri. Bir de akide şekeri. Akide şekerine de buradan tarihe Serpil Hanım bir not düşmüş. Yani akide şekerinde böylece kitapla hani hatırladık. Hem hatırladık hem de geride bundan hani 50 yıl, 100 yıl sonra bile o akide şekeri artık kitapta bir şiir var, olarak da yer aldı. Bir de şöyle bir şey var. Bunun da çok enteresan bir şekilde çıkış noktası oldu. Ben bir kurstaydım. Kursta arkadaşım biri böyle eski zaman akide şekeri getirdi. İşte şairlik böyle bir şey değil mi? Ya aslında dedim, ben bu şekere bir şiir yazarım dedim. Öyle çıktı yani. Evet, güzel. Gündoğdu şiiriniz var. Evet. Aslan abi, askerde Gündoğdu Marşı vardır. Bilmiyorum, biliyor musun? Bilmez miyim? Yani ben ağlardım o marşı söylerken. Gündoğdu hep uyandık, siperlere dayandık. Bu vatanın uğruna da alkanlara boyandık. Ne güzeldi. Değil mi? Tüm Mehmetçiklere selamlarımızı gönderelim bu vesileyle. Biraz sonra Aslan abinin türküsünü de onlara gönderelim. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Onları mutlaka okuyacağım. Bakayım şöyle. Levent Suer, değerli şairimiz. Hmm. Biliyorsun değil mi Levent abi, evet, aslında? Biliyor musun sen de? Levent abi, o Levent abi çok on kıymetli. 10 numaradır. Levent abi bize daha önce konuk oldu. Oldu mu? Ya. İki defa oldu hem de. Sen tabii izleme. Bizi bizim şeyde bir Latife Hanım köşkü var ya karşıya evet, kadar. Evet, tabii. Orada ben açık havada sunuculuk yaptım. Halka şiir dinletisi yapıldı. Orada sunuculuk yapmıştım. Ben Levent Can hocamı bilirsin değil mi? He? Ben Nican Hocam. Evet, evet. O da konuk oldu bize. O da konuğumuzdu o gün. İşte Levent Bey'de orada tanışmıştım. Bak Levent abi ne diyor. Değerli Hakan Demir dostum, Aslan Bey ve Serpil Hanım'ı kutluyorum. Babam şiiri beni ağlattı. Aslan Bey'i keyifle dinliyorum. Sizin şiirinize Hakan dostum ne güzel bir beste olmuş. Omurgalı olanlara çok ihtiyaç var. Şiir, kültür ve sanat adına hepimiz hiçbir karşılık beklemeden el, dal, yürek veriyoruz. Derim ya, orada olmak ne güzeldir. Ve sen iyi ki varsın Hakan, Hakan yürekli dost ve Manisa Medya TV, iyi akşamlar. Baki selam ve saygılarla demiş. Levent abiye selamlarımızı gönderelim. Aslan evet, abi sen hazırlan. Değerli dost Hakan Demir'e, kıymetli konuklarına, program ve ekibine, tüm izleyicilere Bursa'dan selam, sevgilerimi yolluyorum. Hayırlı yayınlar. Güzel bir akşam Ayşe Karadeniz. Değerli arkadaşım Ayşe Karadeniz'e, Bursa'ya selamlarımızı gönderelim. Londra'dan mesaj gelmiş Koray'dan. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim abi demiş. Sağ ol, var ol demiş. Koray'a biz de, Londra'ya, Koray, Yaşar'a ve ailesine selamlarımızı gönderelim. Yine mesajlar var. Hadi Aslan abi, bin bir nasihat tüm canlara. Evet. Bu albümün adı değil mi? Evet. Hani benim şiirlerden koyacaktın albümün adını Aslan abi? Bir dahaki sene. Aslında Aslan abi dedi. Evet. Ama nasihat daha güzel gider dedik. Yok, Aslan daha önceden abi bildirmiştim. Daha önceden söyleseydin olurdu. Vallahi. Ama nasihat. Klipte oynayacağız Aslan abi. Tabii. Evet. Çok güzel. O zaman albümün ismini nasihate alalım. Evet. Bir nasihat tüm canlara, unutma dost, bak ölüm var. Dünya malı sakın kanma, dünya malı sakın kanma, unutma dost, bak ölüm var. İnsanlığa yanlış yapma, para pula dostu satma. Candan seven canı yakma, candan seven canı yakma. Unutma dost, bak ölüm var. Ölüm nedir unutursun, saf temizi uyutursun.
Hırslanırsın, kudurursun, hırslanırsın, kudurursun. Unutma dost, bak ölüm var. Toprak olur sahraya, gelemezsin bak dünyaya. Kulak ver aslan kayaya, kulak ver aslan kayaya. Unutma dost, bak ölüm var. Unutma dost, bak ölüm var. Ağzına gönlüne sağlık aslanım. Çok teşekkür ederim. Aslanım, hatırlıyorsun değil mi? Bu şiire de ben müdahale etmiştim. Evet. Böyle de çok güzel olmuş ama. Öyle mi? Evet. Tabii Aslan abi, bunun orijinalinde çukur vardı. Evet. Çukur yanına ölüm var. Dost, bak çukur var. Yani insanlar aman tedirgin olsunlar da birbirlerine kötülük yapmasınlar diye. Hakan telefon etti bana, Aslan abi dedi. Çok ağır olmuş. Sen ona öyle deme dedi bana. Ölüm işte var dedim. Unutma dost, bak. Şimdi aklıma geldi Aslan abi. Demek ki albümün hani isminde bile yani benim katkımın olduğu. Diyaloğumuz sağlam olduğu için teşekkür ederim. Sağ ol. Aslan abi yaptım hani bana gönderiyor nasıl olmuş falan. Tabii biz de. Ne kadar bilirsen bil, bir bilene danışacaksın. Estağfurullah, haddimiz değil de. Görüşü bu Aslan abi farklı ben, yani. Aslan abi benim için çok değerli. Ne kadar güzel olursa ben mutlu olurum. Eyvallah, sağ olasın. İyi geceler, iyi yayınlar. Osman Beşeli göndermiş, sağ olsun. Tülay Yurmak, iyi yayınlar, Ankara'dan selamlar demiş. Daha önce konuğumuz oldu bizim değerli yazarımız. Tülay Hanım'a da selamlar. Nazım Aktaş, sevgili kardeşim, her insana nasip olmaz erdemli olup erdemli gezmek sanırım. 4,5 yıl oldu bu programı sunuyorsun. Bazılarına da ders veriyorsun. Bu arada seni canı gönülden alkışlıyorum. Sevgi ve saygıyla şair arkadaşımız, hanımefendi ve beyefendi sanatçımızı tebrik ediyorum. İyi akşamlar diyorum demiş Nazım Aktaş. Sağ olsun Nazım abi. Sağ ol, var ol. Erdal Kurt, Aslan Kaya'yı dinleme keyiftir demiş. Sağ olsun, teşekkür ederim. Fethi Akın, Hakan Bey iyi yayınlar. İsmail Bada, ağzına sağlık, yüreğine sağlık demiş. Ziya Çiçek, merhaba, iyi yayınlar demiş. Şerif Ahmet Koç, şiir üstadı Serpil Hanım'a başarılar demiş. Şeyh Muz Akın, yeni albümün hayırlı olsun Aslan abi demiş. Sağ olsun, teşekkür ederim. Adem Günül, hayırlı programlar demiş. Zafer Çiçek, Aslan kardeşim yazmış. Hasan Çiçek yine iyi yayınlar demiş. Aygün Pak Yürek altı parmak. Yüreği büyük arkadaşım, muhteşemsin Serpil yazmış. Ay sağ olsun. Zuhal Erdelikanlı, annen galiba değil mi? Evet. Tebrik ederim demiş. Gamze Koç, Ateş Alp, Serpil Hanım kitabınız harika, devamlı bekliyoruz demiş. İsmail Yağız, selamlar Aslan Bey ve konuklara merhaba demiş. Sağ olsun İsmail. Hasan Hüseyin Özmen, İyi yayınlar demiş. Eyüp Karabayrak iyi yayınlar demiş. Hakan Avcı, selamlar Can abim, Aslan abim yazmış. Sağ olsun. Özer Karaaslan, aslanım yüreğine ağzına sağlık demiş. Sağ Dilek olun. Dural ve Erdal Kurt da iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Şimdi sağ yine bizim Hakan Emre gönülden düşenlere gelen mesaj varsa bakacağım oraya da. Serpil Hanım, şimdi biz son bölüme doğru hızla gidiyoruz. Bir şiir daha alalım. İyi olur yani. Tamam, hangisi? Sonra bana şiir okutmadın falan deme diye. Demem. Yani demezsin değil mi? Mutlusun değil mi? Mutluyum. Güzel gidiyor program. Evet evet. Tamam. Sizlerle olmak güzel. Biz de öyle. Biz de öyle. Sağ ol. Acaba şeyden, kitaptan olmayan tamam, onu oku o zaman. Bir fon müziği rica edelim. Kitaptan olmayan güzel bir şiir. Sözcükler dizelerde oynaşır. Duyguların arasında yer bulmaya çalışır. Alacakaranlık vakitlerinde, uykunun en tatlı yerinde, balla kaymağın arasında gelen ilham, şiirin habercisidir. Söz dilimde, kalem elimde. Gecenin ayazında güneş olur, ısınır. Bazen gözyaşında boğulur, aklımın denizine düşer ilham. Anlatır anayı, sevdayı. Birden hayal olur, kaybolursun. Bir bakmışsın, şiir sen olmuşsun. Şairin lisanı olur ilham. Sevdayı kız kulesinde yaşar, yasak elmayı burada yersin. Hoyratça savururken kelimeleri, zeybektesin ya da horonda. Raks edersin ilhamla. Kelimeler uçuşurken Gobi'de, ruhunu bulur kum fırtınasında.
döner aşk ile Mevlana'da, için için yanarsın Etna'da, ilham aşk ile şiir olur Elhamra'da, ilham aşk ile şiir olur Elhamra'da. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. İyi akşamlar, iyi yayınlar Hakan abi. Manisa Soma'dan selamlar Aslan Bey ve Serpil Hanım'a saygı ve sevgilerim sunuyorum demiş. Samet Karaköse değerli kardeşim. Biz de Samet'e selamlarımızı gönderelim. Soma'ya da selamlarımızı gönderelim. Şimdi mesajlar var, bakarız onlara biraz sonra. Serpil Hanım, şimdi sizi gerçekten tanımak güzeldi. Bir mukavele. Biz de öyle, yani sizlerle bir arada olmak. Çok enteresan, ilginç ve gerçekten gönlü güzel, değerli bir dostumuz. Sağ olun, sağ olun. Siz de gönlünüz çok sizin güzel. Gibi yazarların, zaten gönlünüz şairlerin... güzel olmasa böyle bir program yapmazsınız yani. Sizin gönlünüz daha iyi, daha güzel. Allah razı olsun. Sizin gibi şairlerin sayısı artmalı. İnşallah. Sadece şiir yazmak değil. Yani sadece yorumlamak da değil, insan olmak önemli. Aynen, evet, aynen. Sizde o var. Biz sizi tanıdık, mutlu kalbimiz olduk. Kalbimiz kırışmasın. En güzeli o. Ya aynen. Sağ olun, var olun. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Ne zaman isterseniz her zaman bekleriz. Son düşüncelerinizi alalım. Sonra Aslan abiyle finale gideceğiz biz. Ama Aslan abi önce senin de düşüncelerini alacağız. Hemen hazırlanma yani. Hemen Aslan abi hazırlan. Şu an çok keyifli bir program oldu benim için. Çok sevindim. Yani şiirlerimi dile getirdim. Böyle sıcak, samimi bir program. Gönülden düşenler, vurgulayarak düşenler. Benim de gönlüme düştünüz. Teşekkür ederim. Güzel oldu. Teşekkür İyi ederiz. Oldu. Sağ olun. Burada olmaktan mutluyum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz bir kez daha. Aslan abi. Evet Hakan. Sen gerçekten ne zaman gelirsen bizim yüzümüzde güller açıyor. Neşeleniyoruz yani. Böyle. Sayende. Sağ ol, var ol. Her zaman başımızın üstünde yerin var. Sağ olasın, var ne olasın. Zaman istersen bekleriz. Seni görmek, tanımak zaten ayrı bir mutluluk. Neler söylersin Aslan abi? Son düşüncelerini alalım. Sonra ben kapanışımı yaptıktan sonra seninle Amman Güler gibi oldum. Evet. Albümün en güzel eserlerinden biri. Sağ ol, çok beğenmiştin onu. Hakan'cığım şöyle söyleyeyim. İnsana milli piyango çıkar da çok sevinir ya, ya da işte bir şey çıkar. Ben şimdi burada olmaktan o kadar mutluyum, haz alıyorum. Benim için hiçbir şey önemli değil. Yeter ki burada olmak, sizinle olmak. İnsanlarla bir şeyi paylaşmak kadar güzel bir şey olamaz. Ben çok mutluyum. Stres çok da teşekkür ederim. Allah yani. Çok. Önemli olan buradan mutlu gitmek, evet, mutlu evet. Ayrılmak. Bunu başarabiliyorsak zaten bizi izleyenler de mutlu oluyorsa bundan aynı başka güzel, güzel bir şey olamaz. Sıkmamışızdır umarım. Evet. Şöyle mesajlara doğru son kez bakayım. Sonra okumadığımız olmasın. Selamlar Hakan Bey. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Ergün. Tüm emekçiklerimize Aslan Bey'den Türkiye'm türküsünü istiyorum demişler. Albümün son eseri. Amman Güler gibi olduğumu size göndermiş olalım Kıbrıs'a. Tüm emekçiklerimize selamlarımızı gönderelim. Selamlar Hakan Bey. Ben Yüksel. Programınız çok keyifli. Başarılarınız daim olsun inşallah demiş. Sağ olsun. Var olsun izleyicimiz. Şimdi bakalım artık son mesajlara, sonra sıkıntı yaşanmasın. Evet. Emin abi benim şiiri gerçekten sevdin mi demiş. Evet Emin abi, gerçekten güzel bir şiirdi. Sağ ol, var ol. Artık programımızın son bölümü. Hakan Demir'le Gönülden Düşenler programının tüm fotoğraflarını, tekrarlarını, en ince ayrıntılarını Hakan Demir'le Gönülden Düşenler Facebook sayfalarımızdan bulabilirsiniz. Oradan yarın sabahtan itibaren bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Programımız zaten kanalımız hem bu gece hem yarından itibaren tekrarlarını veriyor. Oradan da takip edebilirsiniz. Programımızın hazırlanmasında bize desteklerini esirgemeyen Ardan Moria, Hakkı Ardan'a değerli abimize selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ olsun, var olsun. Hakan Demir'le Gönülden Düşenler programı her hafta cumartesi günleri olduğu gibi Allah nasip ederse farklı konuklarıyla haftaya cumartesi günü, özellikle Kel Ozan var haftaya, ona da saygılarımı gönderiyorum, selamlarımı gönderiyorum buradan. 21'de karşınızda olacak. Ben bir kez daha Aslan abi, Aslan Kaya'ya ve Serpil Hanım'a, Serpil Erdelikanlı'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizi Aslan Kaya ile baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.
Duman güler gibi oldum, felek koymaz ağlar oldum. Aman güler gibi oldum, felek koymaz ağlar oldum. Gözyaşlarım pınar oldu, güler ömrüm bana bana. Gözyaşlarım pınar oldu. Güler ömrüm bana bana. Kısacık ömür biter, Azrail dalına çöker. Şu kısacık ömür biter, Azrail dalına çöker. Mezarında otlar biter, güler ömrüm bana bana. Mezarında otlar biter, güler ömrüm bana bana. Hiçbir şeyi anlamadım, hayattan da dalamadım.